Merhaba arkadaşlar. Simple past tense'i çalışmaya bir önceki dersimizde was were ile başlamıştık. Was were neydi? Olmak fiilinin geçmiş zamandaki hali. I was young. I was rich. I was fat gibi. Şimdi ise biraz daha detaya ineceğiz. Hemen kullanımı hatırlayalım. Simple past tense when we want to talk about something which we did in the past. Geçmişte, adı üstünde bakın, past geçmiş demek. Geçmişteki olayları anlatmak için kullandığımız zaman yapısı. Hemen örneklere göz atalım. I found the treasure yesterday. Dün hazine buldum. Cat watched TV. Kedi televizyon seyretti. I had my breakfast. Kahvaltımı yaptım. I brushed my teeth. Dişlerimi fırçaladım. They played hopscotch. Seksek oynadılar. We went to school by bus last year. Geçen sene okula otobüsle gittik. Evet. Olumlu cümleye giriş yapmadan önce vurgulamam gereken bir konu var. Fiiller ikiye ayrılır. Regular yani düzenli fiiller ve irregular yani düzensiz fiiller. Olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini kullanıyoruz simple past tense'te. Bu yüzden de fiillerin ikinci hallerini ezbere biliyor olmanız gerekiyor. Bizim en sevdiğimiz fiil grubu regular verbs, değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü düzenli fiillerin ikinci halleri çok kolay. Öğrenmesi de çok kolay, yazması da çok kolay. Neden? Çünkü düzenli fiiller ED takısı alıyorlar ikinci haline geçebilmek için. I played volleyball. Play, played. We collected pictures. Collect, collected. You worked in the school. Work, worked. They cooked dinner. Cook, cooked. İşte burada gördüğünüz fiillerin hepsi düzenli. Tekrarlayalım. Olumlu cümlelerde eğer düzenli bir fiil kullanıyorsak ED takısı eklememiz yeterli. He listened to pop music. Listen, listened. She walked to the beach. Walk, walked. It jumped in the garden. Jump, jumped. Bunların hepsi düzenli. Yazılışlarına lütfen dikkat edin. Bazıları ED aldı, bazıları D aldı. Evet ED alır demiştik ama E ile biten bir kelimenin sonuna bir E daha eklenmiyor. Bu yüzden de font, arrived gibi kelimeleri yazarken sadece D eklememiz yeterli. Bunların hepsi düzenli fiil arkadaşlar. Evet. Şimdi sizlerden istediğim şey boşlukları doldurmanız. Bunların hepsi düzenli fiiller. Dolayısıyla boşlukları kolayca doldurabileceğinizi düşünüyorum. Okay. One, two, three. Stop the video. Bu kolay etkinlikteki cevapları hemen gözden geçirelim. Collect, collected. Toplamak. Düzenli fiil. Watch, watched. İzlemek. Düzenli fiil. Listen, listened. Dinlemek. Dance, danced. Dans etmek. Jump, jumped. Atlamak, zıplamak. Help, helped. Yardım etmek. Burada gördüğünüz fiillerin hepsi tekrarlıyorum düzenli fiil. Bu yüzden ED ya da D takısı harfini almaları yeterli oldu. Gelelim düzensiz fiillere. Burası belki biraz sizi zorlayabilir. Ama güzel listelerle ve yazarak çalışmayla hatta bir de cümle içinde kurarsanız, kullanırsanız kelimeleri süper olacak ve aklınızda hepsi kalacak. I went to Disneyland last year. I went. Nedir bu went hocam? Biz bunu görmedik, bilmiyoruz. Aslında biliyorsunuz. Bu go arkadaşlar. Gitmek.
İşte irregular verbs'ün zorluğu geldi. Kelimeler şekil değiştirirler, yazılışları değişir, hatta tamamen başka bir kelimeye bile dönüşebilirler. Bu yüzden yazarak ve cümle kurarak çalışmanız çok önemli. Go, gitmek, ikinci hali went. We had lunch in break cafe. Have, oldu, had. You ate ice cream 2 days ago. Eat. Eat'i hepiniz biliyorsunuz. Yemek yemek, bir şeyler yemek. Oldu, ate. They found a treasure. Find, bulmak. Oldu, found. He wrote a composition. Write, yazmak. İkinci hali, wrote. She made a cake. Make, yapmak. İkinci hali, made. It drank milk, drink, içmek. İkinci hali, drank. Evet. İşte sürpriz kelime grubu geldi, gitti ve tekrar geri geldi. Burada öncelikle bazı kelimeleri sizler için seçtim. Ama tabii ki hepsi bunlar değil. Kelime listeleri kitaplarınızın arkasında ve birçok kitabın içinde, ayrıca internette her yerde bulabilirsiniz. Bu kelime listeleri çok popüler arkadaşlar. Önemli olan bunları yazarak çalışmak ve cümle içinde kullanarak çalışmak. Size tavsiyem, birinci halleriyle geniş zamanda bir cümle kurun. Aynı cümleyi ikinci haline simple past'a dönüştürerek yazın. Örnek: I go to school. I went to school gibi. Bunları tek tek size okuyarak sıkıcı hale getirmek istemiyorum durumu. Şimdi bunlara göz atın, videoyu durdurarak defterlerinize not alın lütfen. Ayrıca kitaplarınızdaki ünitelerin içindeki cümleleri tek tek inceleyerek bu listenin dışındaki kelimeleri de listeye ekleyiniz. Okay. Writing time. 1, 2, 3. Stop the video. Listelerin devamıyla çalışmamızı sürdürelim. Evet, not almaya devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Stop the video. Pekala. Listeler benden, çalışması sizden. Şimdi zarları çevireceğiz. Çıkan kelimenin ikinci halini aklınızda kaldığı kadarıyla ya da önünüzdeki listelerden bakarak söylemeye çalışın lütfen. Drink. Drank. Lose. Lost. Find. Found. Sit. Sat. Go. Went. Fly. Flew. Bu bir örnek. İsterseniz siz de kendinize böyle zarlar yaparak bu çalışmayı evde, hatta arkadaşlarınızla aranızda yapabilirsiniz. Evet, fiilleri ikiye ayırmıştık. Regular mı, yani düzenli mi? Irregular mı, düzensiz mi? Şimdi buradaki fiilleri hangi kutuya girdiğine karar vermenizi istiyorum. Defterlerinize iki başlık atın. Regular ve irregular olarak. Ve altına buradaki kelimeleri lütfen listeleyin. Bakalım ayrımı doğru yapabiliyor musunuz? Eğer doğru yaparsanız ikinci hallerini ezberlemeniz de kolaylaşacak. 1, 2, 3. Stop the video. Evet, birlikte karar verelim. Play regular, yani plate oluyor ikinci hali. Go düzensiz, yani went. Come gelmek düzensiz, came. Buy satın almak düzensiz, bought. Drink düzensiz,
Walk. Düzenli. Listen. Düzenli. Watch. Düzenli. Şimdi alttan yeni kelimeler çıktı. Tekrar videoyu durdurmanızı ve bu kelimeleri de listelerinize eklemenizi istiyorum. One, two, three. Stop the video. Okay. Break. Düzensiz. Like. Düzenli. Close. Düzenli. Understand. Düzensiz. Bakın yanlışlıkla düzenliye atarsak o da bizim kafamıza atıyor. Understand. Düzensiz. Want. Düzenli. Break. Düzensiz. Give. Düzensiz. Ve talk. Düzenli. Şimdi bu ayrımı yaptıktan sonra hemen onların ikinci hallerini yanlarına yazmaya çalışın bakalım. One, two, three. Stop the video. Evet. Gördüğünüz gibi birçok kelimenin ikinci hali şimdiden aklınızda kalmaya başladı bile. Evet. Şimdi cümle kurma çalışması zamanı. Resimlere bakın ve geçmiş zamanda cümleler kurmaya çalışın bakalım. One, two, three. Stop the video. Evet, sözlüklerinizi de tabii ki kullanabilirsiniz bu çalışma içerisinde. Bakalım ben nasıl cümleler kurmuşum. He sold Coke. Sell, satmak. Sold, ikinci hali. He sold Coke, kola sattı. Burada satın aldı da diyebilirdiniz. He bought Coke diyebilirdiniz. Buy bought, satın aldı. Buy satın almak, sell satmak. It ate meat. Et yedi. Eat, ate. It drank water. Su içti. Drink, drank. Evet, artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. One, two, three. Stop the video. Okay. He flew to Ankara. Fly uçmaktı. Fly flew. Ankara'ya uçtu. He saw the thief. Saw. Görmek. Ben hırsızı gördü demişim. Siz burada başka bir cümlede kullanabilirsiniz. Başka bir kelimeyle, başka bir şeyi görmek olarak da cümle yazabilirsiniz. Ama önemli olan see, saw. Yazmak. Write. I wrote a letter. Mektup yazdım. Cümlelerinizdeki fiillerin dışındaki diğer kelimeler, özneler tabii ki değişkenlik gösterebilir. Burada önemli olan şey fiilin ikinci halini kullanıyor olmanız. Yani hangi fiili seçtiyseniz burada ikinci halini doğru bir şekilde kullanmanız önemli. Şimdi olumlu cümle yapmayı öğrendik. Gelelim olumsuza. Simple past tense'in yardımcı fiili did. Bütün özneler için tek bir yardımcı fiil var. O da did. Olumsuz cümleleri yaparken yardımcı fiile not yapıştırmamız yeterli oluyor. Bütün yardımcı fiiller için geçerli bu. Nasıl? Do'yu don't, does'ı doesn't yaptık. Isn't, aren't yaptık. İşte geçmiş zamanda da did yardımcı fiiline not yapıştırmamız yeterli. I didn't drink milk. We didn't eat hamburger. You didn't drive a car. They didn't speak English. Gördüğünüz gibi bütün öznelere didn't getirmem yeterli oldu. Ama burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Fark edenleriniz olmuştur herhalde. E hocam, biz biraz önce we ate dedik. We drive dedik. Niye şimdi bunları işte eat, drive, speak, drink gibi birinci haline dönüştürdük? İşte sihirli nokta bu arkadaşlar.
Simple past tense'te olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali kullanılır ama olumsuzlarda ve biraz sonra öğreneceğimiz soru kalıbında fiili tekrar birinci haline dönüştürmeniz gerekiyor. Yalın haline. İlk bildiğiniz temel haline dönüştürüyorsunuz. Bu yüzden bunların birinci hali geliyor. Şimdi size olumlu cümleler verilmiş. Bu olumlu cümleleri olumsuza dönüştürün bakalım. Sakın ikinci halleri birinci hale değiştirmeyi unutmayın. One, two, three. Stop the video. Gelsin cevaplar. I watched an animation film on TV last night. Watched burada önemli kelime. Düzenli bir fiil ed almış. Ed'yi atmam yeterli. I didn't watch. She did her homework a few hours ago. Buradaki did, diyeceksiniz ki, hocam burada did var, iki did'i ne yapacağız? Hayır arkadaşlar, buradaki did, fiil yani do yapmak fiilinin ikinci hali olan did. Yardımcı fiille hiçbir alakası yok. Bu yüzden olumsuzunu yaparken yine didn't'ımı koydum ve did'i birinci haline dönüştürüp yazdım. She didn't do her homework. Bunun yardımcı fiil olmadığını nereden mi anlıyorum? Olumlu cümlelerde yardımcı fiil did olarak gözüküyor mu arkadaşlar? I did watched mu diyoruz? Hayır. Bu yüzden de bunun do yapmak fiili olduğunu biliyorum. Suda sang a lot of songs at her birthday party. Sang, irregular, düzensiz bir fiil ve birinci halinin sing olduğunu biliyorum. Sue didn't sing olarak dönüştürüyorum. Örneğe bakalım ve örnekteki gibi resimlere ve verilen fiil gruplarını kullanarak cümleler yazalım. She didn't play the piano. Piyano mu çaldı bu kız? Hayır. She didn't play. She played guitar. Gitar çaldı. Şimdi sizler de bu resimler ve verilen kelimeleri kullanarak benzer bir çalışmayı yapın bakalım. One, two, three. Stop the video. Gelsin cevaplar. I didn't buy BMW. BMW almadım. BMW marka bir araba satın almadım. I bought Ferrari. Gördüğünüz gibi olumsuz cümlede fiilin birinci hali buy. Ama olumlu cümlede bay'ın ikinci hali bought'u kullandım. He didn't play games. Oyun oynamadı. Gördüğünüz gibi çocuk oyun oynamadı. He did his homework. Do homework ödev yapmak. Do'nun ikinci halini aldım. Did his homework. Tekrar söylüyorum. Buradaki did do'nun ikinci hali. Do irregular yani düzensiz fiil ve ikinci hali did. Şimdi sıra sizde tekrar. Look at the faces and make sentences with the simple past form of the verb. Fiilleri bir ve ikinci halleriyle verdim. Şimdi sizlerden cümle kurma çalışması yapmanızı istiyorum. İşte bu şekilde çalıştığınızda bütün fiillerin ikinci hallerini ve birinci hallerini anlamlarıyla çok iyi öğrenebilirsiniz. Bu ifade olumsuz demek. Bu ifade olumlu demek. Size bir örnek veriyorum ve bu çalışmayı size bırakarak bir sonraki slaytla devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi. I went to Ankara last week. Geçen hafta Ankara'ya gittim. Örnek. I cut my hand. Elimi kestim. Burada dikkat edilmesi gereken bir noktayı da atlamayalım. Bazı fiillerin birinci, ikinci ve üçüncü halleri aynıdır arkadaşlar. Cut gibi. Cut, cut. Birinci haliyle ikinci hali aynı. Hit, hit gibi. Bunları herhalde en sevdiğimiz regular demiştik.
İşte bunları regular'dan daha fazla seviyoruz. Çünkü hep aynı kalıyorlar. Şimdi tüm bu kelimeleri kullanarak tek tek her biriyle simple past tense'te cümleler kurup yazın. Anlamlara takılırsanız sözlük kullanabilirsiniz. Şimdi soru kalıbını da gözden geçirip bu işi bitirelim. Ne demiştik? Did yardımcı fiilimiz var. Bildiğiniz gibi soru yaparken yardımcı fiili cümlenin başına çekmek yeterli. Did she drink milk? Did he eat hamburger? Did you drive a car? Did they speak English? Burada gördüğünüz gibi did'i başa koymam yeterli. Ve tekrarlıyorum, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanılır. Sadece olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali kullanılır. Hemen verilen cümleleri soru şekline dönüştürün arkadaşlar. One, two, three. Stop the video. Evet. I watched. Did you watch? Genellikle I ile kurulan cümlelerde kendi kendimize soruyu sormuyoruz. Gramer yapısı doğru ama anlam olarak saçma oluyor. Did I watch? Dün gece televizyon seyrettim mi ben? Kendi kendimize böyle bir soruyu sormayız, değil mi? Hafıza kaybı lazım. Bu yüzden de did you şekline dönüştürüp fiilin birinci haliyle devam ediyorum. Did you watch? She did her homework. Artık bu did'in do'nun ikinci hali olduğunu ezbere biliyorum ve did she do olarak hemen yazıyorum. Sude sang a lot of songs. Did Sude sing olarak dönüştürüyorum. Evet, hemen konuyu pekiştirici bir etkinlikle olaya devam edelim. Yavaş yavaş bitiriyoruz artık arkadaşlar. Şimdi burada verilmiş olan kelimeleri lütfen boşluklara yerleştiriniz. One, two, three. Stop the video. Evet, cevapları birlikte gözden geçirelim. Where were you on your summer holiday? Yaz tatilinde neredeydin? Bir yerde olmaktan bahsediyoruz. Bu yüzden de were you olduğu için were'ü kullandım. What did you do in Antalya? Antalya'da ne yaptın? Bir soru kalıbı. Biz soru kelimeleriyle çalışmamıştık. Bunu burada size kısaca açıklayabilirim. Eğer bir soru kelimesi kullanılıyorsa, did yardımcı fiilini hemen yanına koyarak yine aynı düzende sorunuzu sormaya devam edebilirsiniz. What did, why did, where did gibi. I went to the seaside last weekend. Geçen hafta sonu deniz kenarına gittik. Gittim. I went. My father was in Italy last week. Geçen hafta babam İtalya'daydı. Did you go swimming? Yüzmeye gittin mi? Bakın birinci hali. Say it again. Tekrar söyle lütfen. I didn't understand. Anlayamadım. Anlamadım. I wasn't in a tent. Çadırda değildim. Kulübedeydim. Wasn't. Tabii ki zaman kelimelerini söylemeden ünite asla bitmez. Zamanlı da, simple past tense'i de zaman kelimelerini vermeden bitiremeyiz. Bu zaman kelimeleri bize bir cümlenin hangi tense'te olduğunu, hangi zamanda kurulduğunu gösteren sinyallerdir. Yesterday, dün, en çok kullanılardan biri. Last, geçen demek. Last year, last week, geçen yıl, geçen hafta, last summer, geçen yaz, last month, geçen ay. Bir de ago, 2 days ago, 2 gün önce, 4 years ago, 4 yıl önce, 2 minutes ago, 2 dakika önce gibi. Bu zaman kelimelerini arkadaşlar burada gördüğünüz gibi cümlenin en sonuna getiriyorum. İşte bu kadar. Simple Past Tense'i sizlerle 25 dakikaya yakın bir süreçte tamamladık. Eğer fiillerin ikinci hallerini de söylediğim şekilde listeler ve çalışırsanız geçmiş zamanla hiçbir probleminiz kalmaz. Beni dinlediğiniz ve dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. See you later. Bye.